24 Mayıs 2021. Starcom TR. Selahattin Çakırgil. Karanlığın sesi hem korkutur hem de herkes ilgilenir. UFOlar gibi ülke efkar umumiyesi sokak kabadayılığından mafyatik şefliğe yükseldiği söylenen bir kişinin yurt dışına çıktıktan sonra orada kendi meşrep ve üslubuna yakışan bir takım iddialı söz veya açıklamaları ve iç siyaseti tanzim etmeye kalkışmasıyla meşgul günlerdir. Hedefinde de İçişleri Bakanı var. Medyanın bir kardeşler grubu da o kişiyle İçişleri Bakanı arasında kendi ifadeleriyle iki dost arasında sıkışıp kalmış durumdalarmış. Bir tarafta bir mafya mafya baba, diğer tarafta İçişleri Bakanı. İkisiyle de geçmişte yakın dost olmanın gururu şimdi kendileri için baş ağrısına dönüşmüş gibi. İçişleri Bakanı o kişinin karanlık köşesinden yaptığı iddiaları karşısında ispat edilsin bu makamda bir saniye bile durursam şerefsizim, namussuzum diyor. Çok güçlü bir meydan okuma. Eğer onun İçişleri Bakanlığından uzaklaşması isteniyorsa adam buyurun hodri meydan diyor. Açık çek veriyor. Varsa eğer elinizde bir şeyler evet Buyurunuz. Gerçekten de siz İçişleri Bakanı'nın yerinde olsanız ne yaparsınız? Zor bir konu. Kişiler üzerine sıçratılan cifelerin doğru, yanlış veya yalan olmasını yargı makamları belirler belki. Ama yıllar geçtikten ve ay bacadan savuştuktan sonra bazı okuyucular günlerdir ülke bu iddialarla çalkalanıyor. Bu konuda niye yazmıyorsunuz diyorlar. Neyi nasıl yazayım? Karanlıktan bir takım uğultular, bağırmalar, tehditler geliyor. Karanlığın yeri neresi ve bu seslerin çıkarılmasından maksat ne? Meçhul Kitabullah bize haberleri etmek sizin kabullenmememiz gerektiği ölçüsünü veriyor. Bu konuda karanlık bir alemde tahkikat yapamayacağımıza göre sadece bazı beyanları aktarmakla yetinebiliriz. Hani geceleri bazı yerlerde ayrı dünyalardan geldiği veya süper güç merkezlerinin casus dinleme gözetleme cihazları olduğu iddia edilen UFO denilen bir takım dairevi halkalardan söz ediliyor ya bu iddialarda öyle. Bu arada yeri gelmişken eski Amerikan Başkanı Obama bile geçen hafta Amerikan donanmasının kaydettiği UFO görüntüleriyle ilgili olarak bir televizyon programında görüntülerin doğru olduğunu ama fazla ayrıntı paylaşamayacağını söylüyordu bizim kamuoyunun UFO rivayeti de karanlıktan saçılan bu son iddialar ve halkın her kesiminin ağzında sakız. Elbette bu gibi iddialar karanlıktan bile gelse hele de bir İçişleri Bakanı için yapılınca daha bir yıpratır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan elde delil olmasa bile öyle bir yıpranma ihtimalini görürse bakanı değiştirebilir. Ama karanlıktan gelen bu iddialar için bir bakan harcanır mı? ancak karanlıktan konuşan kişi İçişleri Bakanı için hasta ruhlu adam sen oralara geldiğinde bizi yönetiyorsun ya yaktın bizi kendini yaktın her şeyi yaktın biraz sonra alev alev yanma dönemi başlıyor yanacaksın diyordu son konuşmasında bu da o bakanın lehine sayılabilir. Ama bu mafyatik kişi Binali Yıldırım'ın oğluna da Güney Amerika'dan kokain kaçakçılığı yaptığı suçlaması yapıyor. Neden kokain yakalanamıyor? Çünkü onun direkt gemisiyle ilgili de değil, başka gemilerde koordinasyon alıyor diyor. Ve oradan da Mehmet Ağar'a geçip aynı uyuşturucu kaçakçılığı için Ağar da bu senkronizenin tam ortasında diye ekliyor. Binali Bey, oğluyla ilgili iddiaları bize yapılan en büyük hakaret diye reddetti dün. Karanlıktan ses denen kişi 1996'larda Ağar'ın yaptırdığı bir takım infazlardan da söz ediyor ve kendisinin onlar içinde yer almadığını ileri sürerek öldürsek öldürdük derdim. Şimdi diyecekler niye anlatmadın? Yahu sen her gördüğünü anlatıyor musun? Hepimiz birbirimizin aynısıyız gibi ilginç cümleler kuruyor. Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz. Çocuğum o zaman. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya... Bu ağır tüm uyuşturucu iş yapanlar bunun arkadaşı. Adam tüm geçmişi temizlemek için MGK'ya sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra başladılar hepsini öldürme iddialarıyla birçok ünlü uyuşturucu baronlarının saf dışı edilişini anlatıyor. Yani içinde olmadığı karanlık ilişki yok gibi. Doğruysa bu iddialar. Bu kişi daha sonra nice suçsuz kimselerin yıllarca yanmasına sebep olan Uğur Mumcu cinayetine değinerek görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şey Ettir. Namuslu adamdı, dürüst adamdı diye tezkiye ettikten sonra Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katil en önce gelir. Mehmet Ağar, Mumcu'nun eşine ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner dediğini belirtiyor. Evet ona bakılırsa sadece kendisi değil, devlet de çok karanlık bir cinayet mekanizması. Bu kişinin bütün bunları anlattıktan sonra vallahi ben inanıyorum, Tayyip abi bunları görecek demesi de ilginç.